Değerli milletvekilleri, şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubunda. Halkların Demokratik Partisi grubu adına ilk söz Batman milletvekilimiz Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki'ye aittir. Süremiz 20 dakika Sayın Tiryaki. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, KİT Komisyonu'nun kamu iktisadi teşebbüslerinin 2011-2016 yıllarına ait raporların bu bölümlerine yapılan itirazların ve komisyon görüşünün üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler de grup olarak bu raporun her bir bölümüyle ilgili ayrı ayrı değerlendirmede bulunacağız. Ben de yapacağım konuşmada özellikle Atatürk Orman Çiftliği ve Devlet Demiryolları ile ilgili görüşlerimizi kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Önce Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak isterim. 1925 yılında kurularak 1937 yılında Atatürk tarafından hazineye şartlı bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yarıya yakınını kaybetmiş durumda. Çiftlik Atatürk tarafından satın alınan 20 bin dekar arazi üstünde 1925 yılında kurulmaya başlanır. Bozkır'da ağaç yetiştirmek yerli ve yabancı uzmanlarca çılgınlık olarak nitelendirilse de birkaç yılın ardından çabalar sonuç verir ve Atatürk Orman Çiftliği yeşillenir. 1937 yılına kadar çevre arazilerinin de satın alınmasıyla çiftlik 52 bin dekarlık bir alana ulaşır. 30 bin dekarla başlayan Atatürk Orman Çiftliği'nin hikayesi 52 bin dekara kadar yükselir. Atatürk ölümünden bir yıl önce 1937'de yazdığı vasiyet mektubu ile çiftliği üstündeki bütün zirai işletmeler taşınır ve taşınmaz mallarla birlikte hazineye bağışlayarak emanet eder. Çiftlik 1950'lere kadar genel olarak varlığını korur, arazisinde büyük bir kayıp yaşanmaz. Burada arazilerin devri için bir kanuni düzenleme yapılması şartının aranmasının da önemli bir etken olarak altını çizmek isteriz. Ancak Mimarlar Odası verilerine göre 1950 ve 83 yılları arasında çıkarılan kanunlarla çiftlik arazisinin genelde merkezden uzak kısımları çeşitli kuruluşlara devredilir ya da satılır ve yüz ölçümü 52 bin dekardan tekrar 30 bin dekarlara kadar iner. Kanunlarla kamu kurumlarına devredilen arazilerin bir kısmı daha sonra yapılan özelleştirmelerle özel mülkiyetin de eline geçer. 2006 yılına kadar Atatürk Orman Çiftliği'ni göreceli olarak koruyan husus sit alanı olarak ilan edilmesidir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 1992'de çiftliği doğal ve tarihi sit alanı olarak ilan eder. 1998 yılında ise birinci derece sit alanı olarak belirlenir. Yasalarımızda doğal sit alanları kamu yararı açısından mutlak korunması gereken alanlar olarak tanımlanır ve bazı zorunlu altyapı hizmetleri dışında bitki örtüsü, topografyası, silüet etkisini bozabilecek tahribata yönelik eylemlerde bulunulması açıkça yasaklanır. Kurulun bu kararları kayıpların önüne geçilmesinde bir derece etkili olur. Ancak sit alanları içinde ruhsatsız ve kaçak yapılaşmalar, hükümetlerin bize iş yaptırmıyorlar dediği odalar tarafından açılan davalara rağmen yine de devam eder. Atatürk Orman Çiftliği yağmalanması sürer. Çiftlik ile ilgili her türlü imar planı yapma yetkisinin 2006 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesiyle yeni bir tahribat süreci başlar. Belediyenin çiftliğin tarihi çekirdek olarak da adlandırılan alanlarını hızlandırılmış trafiğe dahil ederek 40 metre gibi geniş otoyolları geçirmesi yol kenarında yapılaşmayı ve çiftliğin halktan kopmasına yol açar. 2011 yılında başlayan yeni bir süreç merkezdeki bazı alanların
sit alanları olmasından çıkarılmasıyla başlar. Ve bu arada Atatürk Orman Çiftliği'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılır, bunun temelleri atılır. Hemen ardından çiftlik içerisindeki hayvanat bahçesi kapatılır. Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tartışmalı projesi olan Anka Park'ın inşasına başlanır ve bu proje tamamlanır. Böylece Atatürk Orman Çiftliği'nin çok büyük bir bölümü yağmalanmış olur. Çiftlikteki toprak kaybı bununla da kalmaz. 555 bin metrekarelik kısmı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eskiden sahibi olduğu Medipol grubunu kuran TEBA Vakfı'na kiralanır. Kent büyüdükçe arazileri ve özellikle de çekirdek bölgesi önemli bir rant alanına dönüşen Atatürk Orman Çiftliği gerek resmi kurumların gerekse de özel girişimlerin iştahlarını kabartmaya devam ediyor. Son olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin parçalanmasına yeni bir proje ve yapılarla devam ediliyor. Duyduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı çiftliğe yeni bir proje için hazırlıklara başlıyor. Bakanlık Atatürk Orman Çiftliği Spor Vadisi projesi adı altında çiftliğin kalan kısmını da yağmalamayı düşünüyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin varlığı bence Ankara için, Türkiye'nin başkenti için büyük bir şans. Umarım bu yağma bir yerde durur ve çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak bir miras olarak, Atatürk'ün mirası olarak varlığını koruyabilir. 25 yılı aşkın bir süredir Ankara'da yaşayan birisi olarak ben bu yağmanın önemli bir kısmına tanıklık ettim. Gerçekten en üzüldüğüm alanlardan birisidir. Bir de konuşmamın ikinci bölümünde devlet demiryolları ile ilgili birkaç şeyin de altını çizmek isterim. Ucuz, güvenli, hızlı ve erişilebilir bir ulaşım faaliyeti devletin en temel yükümlülüklerinden biridir. Şimdiye dek kaynakların önemli bir kesimi karayollarına harcandı. Ekonomik kaynakların önemli bir kısmının harcanması yanında ulaşımın da ana giderini karayollarına yapılan harcama oluşturdu. Kısa vadeli yerel yönetimlerin işbirliği olmadan kar odaklı bir sistem oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde demir yollarına ağırlık verileceği söyleniyor olsa da altyapısı ve denetimi konusundaki tereddütler devam ediyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları gibi köklü bir kurumun organizasyonel yapısının dağıtılması öngörülüyor. Kar hızlı politikaların nasıl sonuçlar yaratacağını Çorlu ve Ankara'da meydana gelen tren facialarında hepimiz tanıklık ettik. Ülkenin en köklü, yıllarca en nitelikli teknik personellerini yetiştirmiş kurumu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları kar amaçlı ticari bir kuruma dönüştürülüyor. Yapısal olarak da bölünüyor. Ben size bunu birazdan özetle aktaracağım. Meslek sesi vardı daha önce. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları meslek sesi ve mesleki eleman yetiştiriyordu. Bu kapatıldı. Birçok atölyesi, basım ve dikim evleri kapatıldı. Nitelikli ve uzman personel yetiştirmek yerine pek çok hizmet taşeron eliyle gördürülüyor. Demiryollarında çok hayati önemdeki kadrolar ortadan kaldırılıyor. Örneğin Çorlu tren faciasında yolu kontrol etmekle görevli personeller olan yol çavuşları kadrosu yok edildiği için böyle bir faciaya hepimiz tanıklık ettik. Eleman yetersizliği nedeniyle birçok istasyon ya kapatıldı ya da günün belirli saatlerinde hizmet verebilir hale getirildi. Verimsiz oldukları gerekçesiyle çok sayıda tren istasyonu kapatıldı. Günün sadece belirli saatlerinde hizmet veriyor. Haydarpaşa Limanı ve garı halen kentin kültürel dokusuna, kent silüetine ve kentsel mirasa uymayan rant merkezlerine dönüşülmeye çalışılıyor. Haydarpaşa Garı gibi kent hafızasında çok önemli bir yere sahip olan gar binası yıllarca kapatılarak tali hale getirildi. Aslında demir yollarını kullanan tüm yurttaşları etkileyecek biçimde demir yolculuk kültürü dayanışması ve birikimi bir bütün olarak yok ediliyor. Demir yollarında kamusal işletmecilikten nasıl vazgeçildiğini ben tarihsel olarak kısaca size aktarmaya çalışacağım ve bunun nelere mal olduğunu. Ülkemizde demir yollarının tarihçesi 1856 yılına dayandırılıyor. Bu tarihlerde yabancı şirketler eliyle verilen tren işletmeciliği Cumhuriyet'le birlikte yabancı şirketlerin egemenliğinden alınıyor ve yurdun dört bir yanında demir yolları götürülüyor.
Çok sıkça dile getiriyorsunuz ya, millilik, millilik, millilik diyorsunuz. Eğer gerçekten bir millilik arayacaksanız tam örneği Devlet Demiryolları'nın Cumhuriyet'le beraber uluslararası şirketlerden alınarak ülkenin egemenliğine verilmesidir. Yapacaksanız bu tür millileştirme işlemleri yapın. 1950'li yıllara gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri ile girilen ekonomik ve siyasi ilişkiler kapsamında ülkemiz karayolu ağırlıklı bir ulaşım politikası izlemeye yöneliyor. Amerikan Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Hiltz bir heyetle 1950'li yıllarda Türkiye'ye geliyor ve bu tarihten sonra Türkiye'deki yolcu taşımacılığının da tarihi bir anda değişiyor. Bu tarihi bir miras olarak ele almalıyız. Neden? Çünkü o günden bugüne karayolu sistemi tek taraflı olarak besleniyor, diğer ulaşım sistemleri ise göz ardı ediliyor. Ben taşımacılığın ulaştırma sektörüne göre dağılımını aktaracağım. 2016 yılı demiryolu sektör raporlarından aldığım bir veridir bu. Şimdi taşınan yükler ve yolcu sayılarını 1950 yıllardan bugüne nasıl değiştiğini özetle size anlatacağım. 1950'li yıllarda taşımacılığın, yük taşımacılığın %25'i karayoluyla, %68.2'si demiryoluyla, %6.8'i ise deniz yoluyla yapılıyormuş. Karayoluyla %25'i, demiryoluyla %6.8'i, deniz yoluyla da %6.8'i. 1960'ta bu oran %25'ten karayollarında %45'e, 1970'te %75.4'e, 2000'de %90'a ulaşmış. Amerika Birleşik Devletleri Karayolları Genel Müdürü'nün Türkiye'ye geldiği tarihten sonraki 50 yıl içerisinde taşımacılığın geldiği nokta bu. Peki bu süre içerisinde demiryolu taşımacılığı ne olmuş? %68'den %3.9'a düşmüş. Yolcu taşımacılığı ne olmuş bu süre içerisinde? 1950'de karayoluyla yolcuların %50.3'ü, demiryoluyla %42.2'si, deniz yoluyla da %7.5'u yapılıyormuş. Sizce 2005 yılında ne olmuştur? Demiryollarıyla %42 olan taşımacılık oranı %1.1'e düşürülmüş. Karayolu taşımacılığı da %50'den %90'a yükselmiş. %90'ın üstünde olmamasının nedeni havayolu taşımacılığının biraz artmasıdır. İşte ülkenin demiryolu tarihi tam olarak bundan ibaret. 1960 yılından sonra ülkemiz ekonomisi 5'er yıllık planlama dönemlerinin yapıldığı yıllardır. Birinci 5 yıllık kalkınma planı döneminde 1963-67'de ulaştırma ile ilgili ana ilkeler bir bölümünde şöyle bir tespit yapılmış. Denilmiş ki demir yollarımızın yapım tekniği eski tekniğe dayanmaktadır. Yol boylarında ileri işletmeciliğin gerektirdiği düzeltmeler yapılmamıştır. Demir yolları bundan böyle yurdumuzun şartlarına uygun standart ve teknikte yapılacaktır. Bu doğru bir tespit. İkinci 5 yıllık kalkınma planında da, üçüncü 5 yıllık kalkınma planında, 4 ve 5. 5 yıllık kalkınma planında da aynı tespitler yapılmış. Fakat demir yollarının hiçbir sorunu çözülememiş, hiçbir önemli adım atılmamış. 1980'li yıllarda yeni bir döneme girdik. Bu ülke tarihi açısından çok önemli bir dönemdir. Darbelerle alınır ya, aslında neoliberal politikaların da temelinin atıldığı tarihlerdir. O yıllar demir yollarında da tırnak içerisinde yeniden yapılanma olarak adlandırılan bir dönemdir. Fakat bu yeniden yapılandırma, demir yollarının parçalanıp özelleştirilerek tasfiye edilmesi ve sermayenin bu alana girmesi sonucunu doğurmuştur. Bu konuda ülkemizde atılan ilk adım 1995-96 tarihleri arasında Dünya Bankası fonlarından sağlanan hibe ile Booz Allen Hamilton firmasınca yürütülen çalışmalardır. 1995-96 yıllarında
İlk uluslararası proje, Dünya Bankası fonlarıyla desteklenen uluslararası yeniden yapılandırma araştırması projesi. 2000'li yıllarla birlikte yeniden yapılandırma süreci hızlandırılmış ve değişik finans kuruluşlarının ve değişik ülkelerin anlayışlarının yansıtıldığı çalışmalar raporlaştırılmıştır. Bu raporlar incelendiğinde temel mantığının serbestleşmenin önündeki engellerin kaldırılması olarak nitelendirilebilir. Çalışmaların dikkat çeken ortak noktası ise çok ilginç. Harcamaların neredeyse tamamı hibe olarak yapılıyor. Ve bu finans kuruluşları tek bir kuruşu bile faizsiz olarak vermezken bu yeniden yapılandırma projelerinin tamamını faizsiz olarak destekliyorlar. Ve bu fonları kimler veriyor? Ya Dünya Bankası ya da Avrupa Birliği destekliyor. Bunları da ücretsiz kullanmaktan geri çekinmiyorlar. Peki 95-96, 2004-2005, 2005-2006, 2006 ve 2009-10 yıllarında tırnak içerisinde yeniden yapılanma adı altında Dünya Bankası veya Avrupa Birliği'nin desteklediği bu projeler sonucunda ülkemizin demiryolu sistemi için ne öneriliyor? Bir bakalım bunlara. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kar amaçlı bir ticari kuruma dönüştürür. Böylece bir kamu hizmeti veren kuruluş olmaktan çıkarın. Devlet demiryollarını hem dikey olarak altyapı ve işletmeciliğini hem de yatay olarak faaliyet alanlarını bölün. Asli olmayan faaliyetlerinin tamamını da tasfiye edin. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yeniden yapılandırılması çalışmalarının başlamasından ve altyapı üst yapı olarak ikiye bölünmesine kadar geçen bu süre içerisinde ne oluyor? Biraz önce özetle söyledim. Meslek liseleri kapatılıyor. Basın ve dikim evleri, çamaşırhaneler, kurum eczaneleri kapatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Hastaneleri önce SSK'ya, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor. Haydarpaşa dışındaki bütün limanlar özelleştirme kapsamına alınıyor. Bu kapsamda Mersin ve Samsun limanları özel şirketlere devrediliyor. Bu arada Haydarpaşa Limanı ve Garı kentin kültürel dokusuna, kent silüetine ve kentsel mirasa ihanet edercesine rant merkezlerine dönüştürülmeye çalışılıyor. Eleman yetersizliği nedeniyle birçok istasyon ya kapatılıyor ya da günün belirli saatlerinde hizmet verebilir hale getiriliyor. Birçok atölye kapatılıyor. Kurumdaki personel sayısı hızla azaltılıyor ve pek çok hizmet taşeron eliyle veriliyor. Şu anda taşeronda çalışan personel sayısının 5000'in üzerinde olduğu biliniyor. Şimdi bu konuda alanla ilgili çalışma yürütenler, sendikaların bir dizi önerileri var. Yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Şunları söylüyorlar. Diyorlar ki ve biz bunların hepsine imza atıyoruz. Öncelikle ulaştırma bir kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır. Ulaştırma sektörünün alt sektörlerini oluşturan demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu sistemleri bir bütün olarak ele alınmalı, yatırımlar birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Deniz ve su yolları potansiyelinden yararlanılmalı, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz taşımacılığı teşvik edilerek yeni hatlar açılmalıdır. Özellikle yük taşımacılığının demiryolu ve deniz yoluna kaydırılması için yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Tırnak içerisinde bir şey söyleyeceğim. Şimdi demir yollarından bir taşımacılık yapmak isterseniz yükünüzün en az 500 ton olması lazım. 500 tona ulaşmıyorsa demiryolu taşımacılığından yararlanamıyorsunuz. Büyük şehir ve sanayi merkezlerimiz çağdaş standartlara uygun demir yolları ile birbirlerine ve limanlara bağlanmalıdır. Kent içi ve kentler arası ulaşımlarda toplu taşımacılık birincil öncelik taşımalı ve özendirilmelidir. Kentlerin kaderini etkileyecek büyük projelerde sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve üniversitelerin görüşlerine mutlaka başvurulmalıdır. Başta metro ve hafif raylı sistemler olmak üzere kent içi ulaşım projeleri geliştirilmelidir. Hizmet dışı bırakılmış bakım ve tamir atölyelerine tekrar işlevsellik kazandırılmalıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde ciddi boyuta ulaşan personel açığı ve yaygınlaşan ünvan dışı çalıştırmalar acil olarak yeni personel istihdam edilerek giderilmeli. Demiryolu sanayisine, yan sanayisine, ray tekerlek gibi mutlaka yatırım yapılmalıdır. Gündemin dışında bir şey paylaşmak isterim. Şimdi önceki gün belki izlemiştinizdir. Suriye'nin Tel Rifat bölgesinde bir katliam görüntüleri yaşandı.
8'i çocuk, 10 kişi yaşamını yitirdi. Bu katliamın failinin Milli Suriye Ordusu dediğiniz çeteler olduğu söyleniyor. Emin olun, Suriye'de işlenen her cinayetin mutlaka bir gün hesabı sorulacak. Ve emin olun, bu hesap sorulurken bizim ülkemize de bir pay düşecek. Umarım onların suçlarından, onların işlediği cinayetlerden, onların işlediği katliamlardan hükümetiniz uluslararası arenada sorumlu tutulmaz. Eğer tutulursa inanın bunun bedeli çok çok ağır olur. Bir son olarak bir şey daha söyleyeyim. Halepçe katliamı herkesin zihinlerinde nasıl yer etmiştir biliyor musunuz? Sevgili Ramazan Öztürk'ün çektiği bir fotoğrafla bir baba yere yığılmış durumdadır ve kucağında çocuğu vardır. Dünyanın dört bir yanında heykelleştirilmiştir bu resim. Tel Rifat'taki katliam da tam... Kusura bakmayın Sayın Tiryaki. Teşekkürler. Teşekkürler. Sayın Özkan buyurun. Barış Pınar Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçiğimiz, tamam. Ülkemizin bu topraklardaki barışın huzurunu, istiklal ve istikbalini güvence altına alıyor. Bakınız, Ankara'da ABD ile bir mutabakat yapıldı, bir anlaşma yapıldı. Ve ABD Türkiye'nin o topraklarda haklı BM ve NATO çerçevesinde meşru bir müdafaa hakkının olduğunu ilan etti, kabul etti. Arkasından Soçi zirvesi oldu. Soçi zirvesinde Rusya ile bir mutabakata varıldı. Türkiye diplomatik anlamda oradaki hem ulusal güvenliği, bölgesel barışa hizmet ettiğini onlar da kabul etti. Bitmedi. Daha dün NATO zirvesi vesilesiyle İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız İngiltere, Fransa ve Almanya başbakanlarıyla bir araya geldi. Orada da bir mutabakat çıktı. Onlar da dediler ki Türkiye'nin oradaki varlığı kendi ulusal güvenliği ve BM çerçevesinde meşru müdafaa hakkında varlığını kabul etti. Demek oluyor ki bugün Türkiye'nin oradaki varlığı ulusal güvenliğimiz açısından, uluslararası hukuk açısından hem uluslararası toplumun hem de uluslararası hukukun kabul ettiği bir durumdur. Bu çerçevede oradaki meşru müdafaa hakkımızın bu şekilde aşağılanmasını asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Teşekkür ederim.